Merhaba bursanık.com takipçileri. Yanımda görmüş olduğunuz o Tayfun Erdoğan. Onunla bugün röportajımız var. Hep birlikte başlayalım istiyorum. Evet, öncelikle ilk sorum kendisini tanıtmak olacak tabii ki. Seni biraz tanıyabilir miyiz? 1991 doğumluyum. Bursa'da doğdum. Bursa'da büyüdüm. Bursa şehrine ve kentine aşık olan bir insanım. Annesine aşık olan bir insanım. Boş zamanlarında spor yapıp maç izleyen bir insanım. Böyle tanıtabilirim kendimi. Peki burcun ne? Akrep. Akrep burcu. Akrep erkeğisin. Takımın Bursa Spor olarak düşünüyorum ama yanlış mı? Doğru mu? Takımı şöyle söyleyeyim. Demin de söyledim. Bursa şehrine aşık bir insanım. Çünkü Bursa'da doğdum büyüdüm ama ben Galatasaraylıyım. Ama tabii ki de Bursa Spor'u da seviyorum. Bursa Spor'u destekliyorum. Her zaman gönlümde onun ayrı bir yeri var. O da ayrı bir şeydir. İkinci sorum şöyle. Gelecekle ilgili planların, hayallerin neler? Bunlardan biraz bahseder misin? Öncelikle bir single çalışmanın oldu. Bununla ilgili gelecekte böyle bir tekrar bir projem var mı? Şimdi single çalışmam oldu tabii ki de. Bunu bana tekrar teşekkür ederim ki Seda Sayan elini atarak ve bana destek olarak böyle bir imkan sağladı. Teşekkür ederim ki ona. Böyle bir single çıkardı bana. Benim için deneyim oldu. İnsanların güzel ya da iyi ya da kötü tepkilerini merak etmiştim ve çok güzel tepkiler aldım. İkinci aşamada bir single çalışmam olacaktı. Onun bir sponsorluk aşamasına gelmiştim. Orada bir türlü anlaşamadığım için single'ı biraz daha şu an ikinci plana attım, yani ikinci single'ımı. Onun dışında şu anda bir sinema projem olabilir. Çünkü onun bir görüşmesi içindeyim. Ve şöyle bir şey daha diyeyim gelecekle ilgili, bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Birkaç televizyon programı diyeyim isim vermeden benimle irtibata geçip beni yanlarında görmek istiyorlar. Şunu da şöyle parantez açayım, şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin göz önünde büyüdüğüm için, Türkiye'ye mal olmuş bir adamın oğlu olduğum için o televizyon programındaki insanlar beni o yüzden gerçekleri o televizyona göstermek için beni aslında çağırıyorlar ve orada beni konuşturmak istiyorlar. Böyle şeyler de geliyor, böyle teklifler de geliyor. Şu anda dediğim gibi single çalışmam olacak ama ne zaman olacak onu bilmiyorum tabii ki de. Dizi değil dedin, sinema dedin değil mi? Dizi yok herhalde. Dizi şu anda yok. Nuri abimin, Nuri Alço. Nuri Alço. Şey, bilmeyenler için söyleyeyim. Nuri abi diyorum ben artık. Onunla da çok görüşüyoruz. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Onunla bir sinema filmi çekecektik. Bir şeyler olacaktı çünkü babamla çok filmler çekti. Hatta bunun esprileri bile vardır. Biz Nuri abiyle böyle bir anda tanıştık. Çok güzel tanışma oldu bizim. Dedi sen de bir sinema filmi yapalım falan filan. Dedim abi yoğunum. O zaman da tabii başka bir televizyon programındaydım. Ama dedim en yakın zamanda seninle film çekeriz tabii ki boşluğumda bir anda. O günden beri ondan da bir ses soluk çıkmadı daha. Hani bakalım onunla da bir şey olabilir yani. Peki sen asıl ne olmak istiyorsun? Hani hayalin, planın, istediğin ne? Senin istediğin ne? Herkesin bir küçükken bir hayali var. Doktor olayım, mühendis evet, olayım, öğretmen olayım. Hani benim annem mesela benim doktor olmamı isterdi. Ama bazen de dediğim gibi şartlar uymayınca hayat seni başka bir yerlere sürüklüyor. Şimdi bakıyorsunuz çoğu ünlünün çocukları mesela hiçbirini bir hani doktor, hakim vesaire olarak göremezsiniz. Yani bu kötü anlamda demiyor. Çünkü ben de bir ünlü bir insanın oğluyum. Hani ben dediğim gibi isterim doktor olayım, başka bir şey olayım ama olmadı. Benim şu anki düşüncem hani böyle bir adamın oğlu olduğum için ve halkın sana gösterdiği o güzel sıcaklık tepkiler, seni yolda gördüğünde işte ne zaman şarkı yapacaksın, seni ne zaman televizyonlarda göreceğiz, seni ne zaman şöyle yapacağız diye ve küçüklüğünden beri o büyüdüğün aşamada halk ve seni hala arkanda olarak onlarla büyüyorsun. Ya istersen insanın kafası karışıyor işte, bir yandan diyorsun single çıkarın, bir yandan diyorsun diziye girin, bir yandan diyorsun sinema olsun. Benim hedefim, ben bunların hepsini aynı anda yapmayı hedefliyorum. Bunları aynı anda götürmeyi düşünüyorum açıkçası, öyle değil. Peki programdan falan bahsettik. Seda Sayan'ın programına başlamıştın. Devam edecek misin? Bu süreç nasıl ilerleyecek, nasıl gidecek? Ben Seda ablanın programına devam edecektim. Bazı sebeplerden dolayı sanırım programlar iptal oldu, yani kaldırıldı. Ama başka bir formatla Seda abla şu anda başka bir program yapıyor. O programa gider miyim, gitmez miyim bilemem çünkü format çok başka. Ama Seda abla en yakın zamanda tabii ki o programı ziyarete gideceğim. Kendisiyle konuşacağım. Belki Seda abla der ki ikinci bir single yapalım ya da sana başka bir şeyler yapalım. Seni başka bir sektöre doğru götürebilirim de diyebilir. Öyle bir şey de konuşabilir Seda ablayla. Ama onun dışında dediğim gibi program devam etseydi ben belki ikinci sezonda programda olacaktım. Şimdi biraz özel hayatına gelelim. Özel hayatında ne gibi zorluklar yaşıyorsun? Şöyle anlatayım. Hani demin dedim ya bu halkın önünde büyümüş bir insan olarak konuşayım. Evet, çok güzel yönleri oluyor ama çok zor yönleri de oluyor. Mesela en ufak örneği mesela hayatınıza giren bir kız arkadaş. Seni hangi yönden ve nasıl sevdiğini çözmen çok zor. Onu bilemiyorsun çünkü
bir yerde oturuyorsun kız arkadaşına ve karşı taraftaki insanlar doğal olarak hiç yanına gelip illa senin fotoğraf çekilmesine gerek yok. Hani gözüyle bile seni oradan alır şekilde işte Emre Anoğlu derisine baktığı zaman yanındaki kızın hoşuna gittiğini görüyorum ve beni rahatsız ediyor. Çünkü ben yanındaki insanın benim rahatsız olduğum şeyden mutluluk duymasını istemem. Bu benim hayatımdaki en zorlu dönemdi. İkinci bir zorluğu benim çalışma hayatım. Ben dediğim gibi bir doktor, mühendis olmak isterim ama hani bunları olamadığın zaman da illa hani hayatın sonu değil çünkü çok iş imkanları var. Ben babamla görüşürken mesela bizim ailemizin desteğiyle, benim ailemizin dostlarının olduğu yerler çalıştığım oldu. Çok yere çalıştım ve çalıştığım yerlerde bu sefer magazin muhabirleri geliyordu ve bu da beni çok zorluyordu. Hani Tayfun burada çalışıyor, hani ya da Tayfun buraya reklam amaçlı çalışıyor gibi bunlar beni yıpratıyordu. Çok yorucu şeyler. Bunlar benim biraz işte hayatımın zorlukları diyebilirim yani. Emre Anoğlu olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Babanızla görüşüyor musunuz? Babamla görüşmüyorum. Ama öyle aramızda çok çok şiddetli bir görüşmemezlik ya da çok şiddetli bir kavga yok. Hani bunu ben burada tekrar fırsat varken söyleyeyim. Benim babamla her ailede olabilecek bir anne, oğul ya da anne, kız ya da baba, oğul gibi olabilecek sıkıntılardan dolayı bizim de bir aramızda sıkıntı oldu. Hani bunu aç derseniz bana, ben şunu şöyle açabilirim. Hani burada sakın Tayfun'a şunu söylemek istemiyor gibi düşünmeyin. Çünkü içeriğini ben de bilmiyorum. Çünkü bu bana çok soruldu. Her yerde bu sorunun cevabını bu şekilde verdim. Hiçbir şey bilmiyorum. Bunu sadece babamla Allah arasında olan bir sıkıntı ya da mesele. Bilmiyorum bunu. Hani bilebilecek tek kişi babamla hani Allah'tır. Babamın bunu bir çıkıp bir yerde önce söylemesi lazım. Ben Tayfun'a şu yüzden aramı bozdu. Çünkü ben de bilmiyorum. Bir anda bir kopukluk oldu. Bir anda da belki tekrar birleşebiliriz. Yani şunu da eklemek istiyorum. Babamın yeni dizisi oynuyor zaten. Bir ikinci sezonu oldu sanırım. Bana da o yönden bazı sorular geliyor mesela. Hani babamın dizisini izliyor musun diye. Burada fırsatı varken söyleyeyim. Dizisini ara ara izliyorum. Her ne kadar aramız kopuk olsa da ben kendisiyle tekrar gurur duyuyorum ve yeni dizisinde de ikinci sezonunda da başarılar diliyorum. Yani inşallah nice nice reytingler olur, güzel, bol kazançlar olur diyeyim yani. Son olarak senin eklemek istediğin, söylemek istediğin, paylaşmak istediğin Bursa.com takipçileriyle, kendi takipçilerinle bir şey var mı? Bundan önceki ve şu anki bazı zorlu süreçlerimde başta annem ve dedem olmak üzere benim sonradan hayatıma giren ufak kardeşlerim oldu, insanlar oldu, fanlarım oldu, takip edenler oldu. Burada sizin ekibinize de ve beni takip eden bütün herkese de, Bursa halkına da, bana destek veren, vermeyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. İnşallah en yakın zamanda beni destekleyen insanlarla daha güzel projelerde onlara layık olabileceğim bir yerlerde olmak istiyorum. İnşallah. Hakkında hayırlısı olsun diyoruz. Bursa.com takipçileri, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir diğer başka röportajda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.